Seher, bir şeyler hatırlamana vesile olmuyor muyuz? Yok bir tanem, yok yok. Acaba bu çocuğu başka biri öldüresi diye dövdü. Ya da işte ne bileyim öyle bayıltacak kadar dövdü. Boğazını sıktı. Abla İsmail kim ne yaptı gözümle görmedim. Açık ben söyleyeyim görmedim. Bilmiyorum kim ne yaptı. Sana da garip gelmiyormuş mu olay yerine biz seni götürdük o görüntüleri ekranlara getirdik. Garip gelmiyor mu sana baktığında? Sen üstün başın bu kadar kan olduysa senin olay yerinde de kan olması lazım değil mi? Olay yeri incelemeyi de anlattım abla. Ben indim burada böyle böyle oldu. Onlar bakıyordu yani. Hani ben şurada. Onlar da şu soruyu sana sormaları lazım kardeşim. Senin üzerinde kan var. Burada niye kan yok? Diye Faruk Efendi'yi de göndermeyecekler. Faruk Efendi gidiyor babanla görüşmeye gidiyor. Elini kolunu sallaya sallaya gidiyor beyefendi. Hikmet'i arıyor. Sonra gidiyor orada bir saat babanla görüşüyor. Operasyon çekiyor. Babana da diyor ki babanı da dolduruyor. Baban diyor senin kızın diyor çok diyor böyle kendini kurtardı şöyle yaptı böyle yaptı diyor. Öyle olduğunu nereden biliyoruz? Olay yerindeki görüntüler bize öyle göstermiyor. Boğuşma izleri sanki çok daha kilolu iki kişinin boğuştuğunu ya da ne bileyim birkaç kişinin boğuştuğunu gösteriyor. Allah benden sonra gittikten ne olduğunu bilemem onu. Ben sadece hani hatırladığım ya kendim şey yaptıklarımı kadar anlatmaya çalışıyorum zaten. Biz boğuştuk aşağı indim diyorsun zaten. Ondan sonra çıktı gitti zaten Faruk yanımdan. Ondan sonra dediğim gibi hiçbir zaman yardım etmeye gitmedi. Bunu açık önüne söyleyeyim zaten. Yardım etmek için gitmedi. Gittiğinde ondan sonra diyor ki aradı bulamadım bize dedi. Arabayla git çıkmış. Arabası yoktu zaten. Gittim ne dedin ya? Faruk yanından çıktı gitti bir şey dedin ya. Evet yanından çıktı gitti. Nerede yanından çıktı gitti? Beni ofise bıraktı. Ofisten su içirdi onun çıktı gitti dışarı. Olay yerini anlatırken yanından çıktı gitti dedin. Öyle demedi mi ya? Ben öyle anladım sanki. Yani, dediğim gibi valla. Petrolü bıraktı beni. Ondan sonra bıraktı çıktı gitti. Okuyalım. Tam ben de sizin gibi tereddütte ben öyle anladım kaldım. Sevgili izleyiciler. Evet. Öyle anlamadınız mı ekip arkadaşlarım? Bir baksanıza olaya tekrar. Sen demin ne dedin ya? Bir şey dedin sen. Bir şey dedin orada da. Bir böyle başka seni konuşurken başka bir şey daha planlıyorum. Sonra ne yapacağımı planlıyorum. Ya sevgili izleyiciler dikkat ettiniz mi? Ne dedi acaba? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yorumlarınızı yazar mısınız? Siz de hemen bir geriye dönüp bakar mısınız arkadaşlar? Hemen bir acil bakın lütfen. Faruk neredeydi ya? Sen? Abla beni aldı, bıraktı. Ofise bıraktı. Ofisten çıktık diye yanına. Ondan sonra ben Faruk gittiğinde yanına çıktı gitti zaten. Peki bir şey merak ediyorum. Uçarı kendi hayatına son verdiyse Allah aşkına deliller niye bu kadar çok ortadan kaldırılıyor? Delil yoksa suç da yok diye Faruk niye söylüyor? Uçarı kendi hayatını bak düşün. Uçarı kendi hayatına son verdi diyelim. Evet. Telefonu niye ortadan kaldırılıyor? Üzerindeki şey telefon kılıfı yukarı konuyor. Arabanın içine giriliyor. Her yer siliniyor. Evet. Yani Faruk senin dediğin gibi. Bak her cinayette mutlaka bir iz vardır. Mutlaka bir iz bırakmışsındır sen Faruk. Eğer sen katil. Dediğin hiçbir şey olay yeri görüntüleri de uyuşmuyor. Abla uyuşmuyorsa ben ne yapayım ya? Ben diyorum zaten boğuşarak indik ondan sonra diyorsun ki benden sonra kim Faruk gitti hani petrolü bıraktı beni gitti zaten ama diyorum yardım etmeye gitmedi zaten açık ve net. Faruk gitti. Direkt olay yerine mi gitti? Evet beni bıraktı zaten yanımda o kadar köyür ede gitti zaten. Faruk direkt olay yerine biliyor muydu oraya mı gitti? Ya bilmiyorum ben bize bulamadığını söyledi bana. Sence buldu mu? Ya olabilir, bulmuş olabilir. Bana o her oranı avucun içi gibi biliyordur herkes. Dedi ki bulamadım. Faruk orasını avucun içi gibi biliyor mu? Biliyordur. Niye o zaman seni o kadar aradı? Sen niye aşağıdan gitti, bıçaklamışsın, niye yukarı çıkmadın? Al ben o şokla direkt dere yatanla aşağı indim. Niye o kadar zaten zorladın kendini? Ne gerek var ki zorlamana? Zaten çocuk aşağıda yaralı yatıyor. Yukarı çık, yukarıdan git. Niye gitmedin? Düşünemezsin Allah. Nasıl düşünemezsin? Düşünemezsin, o anda düşünemezsin. Bıçaklamayı düşünmüşsün. Kendini korumak için herkes her şeyi yapar. Tamam bak kendini korumak için yaptıysa korudun diyelim uçakladın. Dedi ya karşıyız da aşağı direkt attım kendimi. Tamam yukarı niye çıkmıyorsun aşağı iniyorsun? Abla zaten dediğimiz yol boğuştuğumuz yer zaten bu kadar sizin dediğimiz ekiplerin çekim yapamadı. Zor bir yerde o biliyorum kabul ediyorum zor bir yer. Evet. Ama yürüdüğün yer daha da zor bir yer.
Abla aklına gelmez, direkt atarsın o anda, ben değil başkası olsa gene aynısını yapar. Çocuk baygın yapar. Değil mi zaten? Evet, gene her ben olmasam başkası olsa gene aynı oradan gider. Sen onu bıçakladıktan sonra bir yere kafasını vurmuş olabilir mi İsmail? Yere düştü, kafasını bir şey mi vurdu acaba? Bilmiyorum, ben taş tırmaçta her şeyi vurdum zaten kafasına. Taş da vurdu. Yani taşla, toprak, her şey attım zaten. Ben bunları ısrar söylüyorum zaten. Kafasına taş attığında peki bayıldı mı? Abi. Ya bilmiyorum ki hani o şokla hani... Nasıl ya? Ya bilmiyorum abi hani attım hani... Sen onun çocuğun kafasına taş mı attın, bıçakladın mı? Bıçakladım da taş attım. Açık ve ne söylüyorum ama yaptım. Önce ne zaman yaptın? Olayın aşağısı neyse kafasına benim... taş attığında peki taş attıktan sonra mı bıçakladın? Kafasına yara var, evet, arkadaşlarım da söylüyor. Özgür de söylüyor, koordinatörümüz. Sağ tarafında değil mi? Orada mı Özgür? Bana göre mi sağ tarafında Doğanay? Sağ arka, şurada. Şu arkasında evet, şey iz varmış, taş attığın yer varmış. Taş attın. Niye sonra bıçakladın? Bayıldı mı taş attığın zaman? Kafasına çok kanı mı aktı yoksa ya? Kafadan mı kan aktı o kadar? Ya olabilir abi. Hani ben o zaman bıçaklamadın, kafadan aktı o kadar kan. Hayır, bıçaklamadım. Bıçağı çıkardım hani bir tarafını kesmiştir kesmemiştir ama o şokla hani ben hani öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Yüzüyken mi attı taşı? Evet. Hani boğuşurken. Yani şöyle sana bakıyordu. Sana bakıyorsa şöyle... arkasında nasıl kan olur? Yani burası burada yara izi var. Yok. Dediğim gibi hani boğuşurken hani üstüne gelirken hani taş attım. Sen? Değil. Ya az önce de özür dilerim, bıçakladım diyorsun. Şimdi diyorsun ki taş attım diyorsun. Ya taş da attım, bıçakladım, bıçakladım ama elime tomun. Kesmemiş olabilir diyorsun. Bu kadar kan kafadan mı geldi? Vücuduna kan yok yani öyle bir şey. O zaman kafasına çarptı bu çocuk, bayıldı. Çünkü sırtı dönük sana, sırtı dönük olmaz. Yüzü dönük olsa buradan mı vurdun yani? Yok yok. Sırtı sana dönük, taş attın. Aynen hani bu... Nasıl bir taştı? Ne kadar büyük bir taştı? Ya bu hani elma avucum kadar vardı, vardı. Bu kadar büyük bir taş. Yani hani evet vardı. Olay yerini incelemedi. Hani o taşın başı baktı zaten. Aradılar. E taşı bulamadılar mı? Ya bulamadılar aralı. Bana sordular nerede boğuştunuz, ne ettiğiniz falan diye. Nasıl taş? Taşı kim aldı oradan? Taşı da mı aldı bu Faruk? Ya bilemem hani bulamadı. Olay yerini diyorlar Allah hani. Allah Allah. Çok enteresan. Çok ilginç. Ya dediğim gibi ben hani ya, indirdiler. Ya tatlım benim, sen adamın kafasına zaten vurup şey yapmışsın. Kan mı fışkırdı oradan? Ya kan fışkırdı bilemem. Ben vurdum hatırlıyorum. Vurdum. Kafasını tamam vurdun. Evet. Kafası çok kanadı. Düştü yere, bayıldı mı? Ay sen ya. Gerçekten. Hangisi? Abla hepsini yaptım. Ya tamam da kafasına vurdun. Evet. Bayağı bir darbe aldı. Evet. Çocuk yere düştü, bayıldı mı? Sen o sırada gittin kafasına sarıldın. O yüzden mi senin üstün başın böyle kan oldu? Hayır ya. İsmail'in bayıldığını falan görüp onu çevirmeye mi çalıştın? Kafasına mı sarıldın? Bir şey müdahale mi etmeye mi çalıştın? Hayır abla ya. Başka türlü nasıl bulaşacak o kadar kan sana? Hayır. Serciğim kafasına taşı attın. Evet. Kafası kanadı. Evet. Tamam bir tane. Sen yanına gittin mi? Müdahale etmedim abla. Onun için kaçtım zaten, dediğim gibi. İsmail'e müdahale etmedim ben. Ondan sonra dedim hani Faruk abi böyle böyle hani... Peki adam çocuk yere düşüyor. Kafasına evet. Darbe almış. Bir de gittin üstüne üstlük bıçakladın mı? Hayır ya. Dediğim gibi hani bıçakladım, taş, maş, alümini geçersin vurdum. Ya sen kafasına atmışsın taşı. Evet. Kocaman bir taş atmışsın. Çocuk kafasını çok büyük bir darbe almış. Düşmüş yere. Yere düştü değil mi sen taş attıktan evet. sonra? Düştü. Yüzüstü mü yattı? Yani evet. Öyleydi yani. Ya sonra ben... ayağa kalktı mı? Sonra ayağa kalktı Hayır, mı? Hayır kalkmadı. Ben İsmail'i... ben İsmail hani boğuşu ederken İsmail yaşıyordu. Gerçekten hayır. Ben ondan sonra gittim oradan zaten. Yaşıyordu sen. Ondan sonra gittim. Ya, yaşıyor mu? Bayıldı diyor dedin sen. Bayıldı hayır, öyle değil anla. Bayıldı diyorum ya. Şey anlamında değil. Ben hani ölmüş bir insan gibi değil. Hani
ben İsmail'i bıraktım da yaşıyor zaten İsmail. Ben Faruk'u aradım da böyle anlattım da zaten bıraktı onun çıktı gitti zaten. Peki sen acaba Allah çok aradığı için panik olup ona yardım edip sivişörtünü çıkartıp kanı bastırmaya mı çalıştın? Hayır ya. Öyle hayır. Bir şeyler yaptı demek ki. Kanı durdurmaya mı çalıştın? Hayır. Vicdansız. Ya bu kadar büyük vicdansız. Şey taş attığını şimdi söylüyorsun. Vicdansız ya. Abi ben bunu zaten söyledim, hep söyledim. Ya kendimi savunmak için her şeyi attım demek başka bir şey. Kocaman taş attım, kafa yarıldı, oradan kan aktı, düştü. Ama yaşıyordu demek bambaşka bir şey. Ya ben bunu ifademe belirttim, zaten söyledim. Olay yerini incelemişsin. Burada bize niye söylemiyorsun? Hani? Orada da ifadesi öyle taş bir şey ben hatırlamıyorum. Ben ifademi zaten savcıya verdim zaten, olay yerini anlatırken zaten. Ay bir araya gideceğim, aranın ardından devam edeceğim. Çok ilginç ya.